Değerli basın mensupları, herkese iyi akşamlar dilerim. Bugün öncelikle sahada yaklaşık 90 dakika herhalde 10 kişi mücadele eden futbolcularımızı canı gönülden kutluyorum. Kırmızı kart pozisyonu var. Bize göre kırmızı kart doğru bir karar verdi bence de. Yani VAR'ın devreye girmesiyle haklı olarak. Tabii Visca çok beyefendi ve değerli bir oyuncu ama yanlışlıkla da yapsa böyle bir hareketten dolayı kırmızı kart görmesi doğruydu. Fakat aynı VAR ne hikmetse yine ona benzer bir pozisyonda devreye girmedi. Çok ilginç bir şekilde hakem tüm takdir haklarının tamamına yakınını demiyorum, tamamını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak gerçekten zor. Hele en sonlarda bir pozisyon var. Penaltı bekledi. Bence oyuncu kendini atıyor ve gerçekten ikinci sarı kart olması gerekirken niyetini tam olarak ortaya koydu. Hakimin yaptığı tek eksik bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı hiç bu işler de olmazdı. Çok daha da rahat olurdu. Ben Sayın Federasyon Başkanımızdan bu konuları düzelteceğine inancım tam. Çünkü gerçekten kendi evimizde tüm takdir haklarının bu şekilde başka bir takıma kullanılarak hareket edilmesi gerçekten çok enteresan. Ama tüm bunlara rağmen ben Beşiktaşlı oyuncuları da canı gönülden kutluyorum, Trabzonsporlu oyuncular gibi. Onlar da gerçekten bu sıcak havada, bu ortamda mücadelelerini verdiler. Mücadeleye gölge düşüren tek şey hakem ve hakem kararları oldu. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bu federasyonun, ya biz şu an tabii bu konu çok sıcakta. Ben federasyon başkanımızla görüşeceğim. Gerçekten Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. Ben federasyon başkanımız buraya gelirken de biz bu konulardaki iyi niyetinden eminiz. Ben bu konuların hepsine bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa tüm tribünleri dolduran taraftarlarımı teşekkür ediyorum. Bu sıcak havada herkes buraya geldi. Canı gönülden takımını destekledi. Maç sonunda çok güzeldi. Trabzonspor taraftarı tabii güzel futbolu, hırsın sahaya yansıtılmasını, mücadeleyi güzel karşıladı haklı olarak. Ve eski coşkusunu gösterdi. Bundan sonraki tüm maçlarda da biz aynı mücadeleyi, aynı coşkuyu göstereceğimize inanıyoruz. İnşallah bundan sonra taraftarımızla bütünleşerek hep beraber daha güzel günler göreceğiz. Başkanım, Şenol Güneş'in gelişiyle müthiş bir ivme yakaladı Trabzonspor. Bu sahada biz de gördük. Kısa bir zamanda. Evet. Ya zaten biz daha önce bahsettiğimiz gibi Şenol Hocamızın tecrübesi belli. Daha önce hem Trabzon'da hem de İstanbul takımlarında şampiyonluk yaşadı. Bizim kendisine inancımız tam. Zaten Şenol Hoca tercihimizin ana sebebi tecrübesi ve bu bilgisiydi. Dolayısıyla bizi yanıltmadı ilk maçta. Kendisine çok teşekkür ederiz. Sezon ilerledikçe yani biraz daha zaman geçtikçe hem Şenol Hocamızın hem oyuncularımızın da daha artarak performans göstereceğini taraftarımızla da bütünleşerek bir an önce zirve yarışının içerisinde olmayı hedefliyoruz. Başkanım, ligin 5. haftasında yine hakem kararları çok konuşulmaya başladı. Belli başlı hakemlerin üst düzey maçlardaki yönetimleri ve sezon sonunda lig bitecek mi bitmeyecek mi tartışmaları da 5. haftadan başladı. Ben genel olarak çok hakem konusuna fazlasıyla girmek istemiyorum ama bugün gerçekten dikkat çeken, göze batan, dediğim gibi yani bir Beşiktaş forması giyseydi daha iyi olurdu. Daha öyle çıksaydı direkt yani. Gerçekten ayıp yani ya. Yani bu safhada böyle bir maçta çok enteresan. Tüm takdir haklarının tamamını rakip takımdan yana kullanması çok enteresan. Uzun zamandır buna benzer bir şey seyretmedik burada. Ama tüm bunlara rağmen takımımız teslim olmadı. Mücadelesini gösterdi. Gerçekten ben onların mücadelesini 10 kişi 90 dakikanın belki de üzerinde yani uzatmaları da koyarsak bir süre mücadele ettiler. Ben oyuncularımın tamamını tekrar tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar.